Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben Cübbesiz Mahmut. Bu akşamki videomuzun konusu Kur'an'dan bir reçete verecek Cübbeli hocamız. Reçete, Kur'an'ı baştan sona okumanıza gerek yok. Size Bakara suresinin başından, ortasından ve sonundan bir reçete yazıyor. Bu reçeteyi uygularsanız ölüm yok karada. Şeytan yok hayatınızda. Şeytanı kovan sihirli bir reçete. 10 ayetlik bir reçete. Ben dinledim. Yalnız hocamız bu sohbeti vermeye gelirken kendisi işlerinin yoğunluğundan dolayı o 10 ayeti okumayı ihmal etmiş. Sonra okuyacak. Oraya gelince ayrıyeten duracağım. Bakara suresinden 10 ayet okursan lem yakrabu şeytan hatta yumsiye. Sabah okursa gündüzün evveli imsakla başlar, akşama girinceye kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz. Şeytan yaklaşamıyor, yaklaşamıyor. Maşallah. Bakın hatim etmenize gerek yok. Şeytanı her gün sabahtan akşama kadar yaklaştırmamak için 10 tane ayet okumanız lazım. Ama gelişi güzel 10 ayet değil. Bakalım hangi ayetlermiş? Şimdi şeytan yaklaşamıyor ne demek? Kötü cinler yaklaşamıyor. Yaklaşamamak ne demek? Vesvese veremiyor. Huzurunu kaçıramıyor. Bunalıma sokamıyor. Feyzini kaçıramıyor. Günah işletemiyor. Bak çok önemli bir olay. Şeytan yaklaşamıyor kadar önemli bir mesele var mı? Kan damarlarımızın iliğimizde geziyor. Hadis-i şerif. İnne şeytan yekli mi ibnâdî mezzem. Kan damarında gezen şeytan yaklaşamıyor. İkisi de hadis. Şeytan kan damarlarınızda gezer hadisiyle size şeytan yaklaşamaz hadisi şu anda aynı kişi söylüyor. Şimdi bir hadisi şerifte peygamber diyor ki şeytan sizin kan damarlarınızda gezer. Ama peygamber ayrıyeten de diyor ki bu 10 ayet okursanız size yaklaşamaz. İki hadis yan yana. Hani çok heves ediyoruz Hazreti Ömer meselesine değil mi? Sen bir yola girsen ya Ömer mutlaka şeytan başka yola gider. Hazreti Ömer'in dediği bu keramet, Hazreti Ömer bunu okumasa da o kerameti var. Ama biz de bunu okuduk mu, bize de ne yapamıyor? Bize de yaklaşamıyor. Ne kadar önemli bir müjde. Ve karahine ümsilem ve karahine hatta ıspah. Akşam okursa, sabaha kadar, şimdi ben daha okuyamadım işe, geldik buradan ama yolda da başka şeyler, işler, telefonlar, okumalarımız bir şeyler yapıyoruz ama daha okuyamadım. Daha okuyamamış. Yani o kadar önemli bir şey, daha önemli bir şey olur mu diyor. Bundan daha önemli bir şey olur mu diyor. Büyük bir keramet, büyük bir mucize. Peygamber diyor ki sabah imsakta okursan akşama kadar sana şeytan yaklaşmaz. İşler güçler, telefon, haberler falan derken diyor, okuyamadık diyor. Olsun hocam senin okumana ne gerek var? Okumaya çalışıyorum bu 10 ayeti. Bunda zaten Amene Resulü de nerede bunun içinde. Peki yatsıdan sonraki Amene Resulü yerine de geçer mi? Geçer. Yatsıdan sonraki Amene Resulü yerine de geçer. Eğer yatsıdan sonra okursan. Anladın mı? Ama sabah okursan akşama gelir. Akşam okursan sabah. Garanti. Garanti. Ve la yara şeyen. Bu adam hiçbir şey görmez. Yekrahu. İstemediği. Kerih gördüğü. Nerede? Fi ehli. Hanımında, çocuğunda. Canını bırak. Canı zaten haydi haydi. Can haydi haydi. Hanımında ve çocuklarında ve mali, malında, evinde, barkında, arabasında, tarlasında, işinde, gücünde canının istemediği hiçbir şey görmeyecek. Hadis-i şerifin kaynağı İmam Beyhaki Şuhabul İman'da var. Suyuti Durmet Suhamiş. Darimi'nin tarzı. Darimi biliyorsunuz çok önemli bir kaynak. Niye? İlk 9 kitaba giriyor. Kütüb-i Sitte'de yok. Kütüb-i Sitte'de yok. İlk 9 kitaba giriyor. Şimdi İslam'ın ilk 10 kitabı var. Bu ilk 10 kitap arasındaysa kıymetli bir eser oluyor. Normalde yapılan eleştiri şudur. Kutub-i Sitte'deki hadisler baz alınır. Bir hadis Kutub-i Sitte'de değilse zaten o yeteri kadar sağlam değildir. Ama bu zatların böyle bir özelliği var. Hangi konuyu anlatıyorsa o kesin en önemlisidir. Şimdi bu konuyu anlatıyorsa bu konunun geçtiği kaynağı bakın nasıl iltifatlarla anlatıyorum. Unutmayın. Kutub-i Sitte'de yok. Kutub-i Sitte ne demektir? Mesela Buhari. 600 bin hadis arasından her bir hadis için istihareye yatıyor.
iki rekat namaz kılıyor, gusül abdesti alıyor. Gerekirse bir hadis için 3 ay yol gidiyor. Kıbleye doğru tüküren adamdan ya da kıbleye doğru küçük abdestini bozan adamdan hadis almıyor. Bu adam 600 bin hadis arasından 5870 hadisi sahihtir diye kaynağını alıyor. Bu okuduğu hadisler o kitapta yok ama kaynak olarak iltifat üzerine iltifat. Ama Kütüb-ü Tis'a 9 kaynak deyince Darimi onlardan 9'dan biridir. Bir İmam Malik Muvatta'sı ile beraber. Bir de yani Ahmet Nambe. Şimdi 10 ayet Bakara Suresi hangi ayet olduğunu beyan. Şimdi bu hadiste 10 ayet diyor. Peki bu 10 ayet hangi 10 ayet? Başından başlayayım sıradan 10 ayet. Değil. Hangi 10 ayet? Onu İbn-i Mesud beyan diyor. Ben şimdi onu da İbn-i Mesud'dan öğreniyoruz. Zat-ı Muhterem reçeteyi yazan kişi 10 ayet hakkında şeytandan sizi koruyacağını söylüyor ama hangi 10 ayet söylememiş. Onun için de İbn-i Mesud'a gidiyoruz. İbn-i Mesud bize 10 ayeti veriyor. Bakara Suresi'nin başından 4 ayet. Euzü Besmele, Elif, Lam, Mim başlıyorsun. Ve Atel Kürsi, Atel Kürsi'ye geçiyorsun. Vâteyn bâde âtel kürsî. Âtel kürsî'nin sonra iki ayet. Lâ ikrâhâ fiddînle allâhu velûlûz lâmenû. Tamam. Ve selâte min âhîr sûretil Bakara. Üç de sondan. Yani. Şimdi Bakara suresinin ilk 4 ayeti ne biliyor musunuz? Önce huruful mukatta ile başlıyor. Yani harfler sayılıyor. Bu harflerin açılımı ile ilgili, manası ile ilgili İslam tarihinde herhangi bir hadis yok. Arkasından bu muttakiler için yol gösterici bir kitaptır diyor. Yani erdemliler için yol gösterici bir kitaptır diyor. İnfak etmemizi söylüyor 3. ayette. 4. ayette bu kitaba ve bundan önceki kitaplara iman etmemiz gerektiğini söylüyor. Bu Bakara'nın ilk 4 ayeti. Sonra Ayet-el Kürsi diyor. Ayet-el Kürsi Bakara 255'tir. Genelde bizim Türkiye'de şoförler uyumamak için okur. Ayetin mealinde unutmayan ve uyumayan bir Allah'tan bahseder. Bizimkiler de kendileri uyumamak için okurlar. Sondan 3 ayete gelince Bakara 284'te Allah kalplerden geçenden hesaba çekileceğimizi söyler. Bunlar kalpten geçenden sorumlu değilsin. Fiiliyata, amele geçerse hesap verirsin derler. Bakara 285'te peygamberler arasında ayrım yapmayın der ayet. Yasaklar. Bunlar ayrım yaparlar. Bakara 286'da Tunzur Mevlana geçer. Bunlar Rum Celaleddin'e Mevlana derler. Yani verdikleri 10 ayetin 10'u da kendi hayatlarıyla alakası olmayan ayetlerdir vesselam. Bakın devam edelim. Yani Amene Resulü'nün bir üstünden Lillahi Mâfis Semâvat'tan başlıyorsun. 2 de Amene Resulü. 3 sonda. 4 başta. Ne etti? 7. 7. 1 de Âtel Kürsi 8. 2 de peşine 10. Peşine gel 10. Bunu yaptığı zaman Lem yakrabbo. Dikkat. Ona da yaklaşamaz. Ve la ehlehu. Eşine de yaklaşamaz, çocuklarına da yaklaşamaz. Maşallah. Kendini kurtardın şeytandan, hanımı kurtaramadın. Hanım şeytan, hanıma musallat olunca, hanım da sana musallat olunca, cin şeytanından kurtardın, insan şeytanı başına musallat olursa ne yapar? Seni günah sokar. Hı. Hanımına da şeytan yaklaşmaması lazım. Ama sen okumuyorsan, bazı da erkekler namaz kılmıyor, abdest ama okumuyor. Hanımı okusun. Kadın okursa o zaman kocasına şeytan yaklaşamayınca ne yapamaz? İnsan şeytanı kadına musallat olmaz. Biz kadına şeytan demiyoruz aşağı. Kadın da erkek de birbirinin başına musallat olan bir imtihandır. Kiminde o, kiminde o zarar veriyor, öyle mi? Ama kim okursa bunu, kadın erkek şartı yok. Ailesine, eşine ne yapamıyor? Şeytan yaklaşamıyor. Bu ne demektir? Birçok hanım kardeşimiz düzgün bu yolda, kocaları bu yolda değil. Okurlarsa onlar da şeytandan, kocaları da şeytandan uzak ederler. Ve la alev, ailesine de yaklaşamaz. Yev meycin o gün. Şeytanün hiçbir şeytan. Ve la şey ön yakrav. İstemediği hiçbir şey etrafında dolaşamaz diyor. Bu kadar çekindiğimiz, istemediğimiz, bize, hanımıza, çocuğumuza, malımıza bize gelmesin diye çekindiğimiz şeyler var. Aha! İstemediği hiçbir şey. Ve la yukrav ne ala mecnun illa fark. Evet ne buyurur? Hangi delinin aklını yitirmiş tımarhaneliğin üzerine okunup üflense illa efaka. Mutlaka
akıllanır, delilikten ayılır diyor. Ya şimdi buraya ne söyleyelim? Aklı başında olmayan Kur'an'dan zaten sorumlu değil kardeşim. Kur'an akıllılar için, aklını kullananlar için. Yani akıl bali olmayan, yani akledemeyecek kadar küçük olan ya da aklını yitirmiş olandan bir sorumluluk, bir vebal var mı? Yani sizin bu söylediğiniz bu 10 ayeti deliye okuduğun zaman akıllanırsın diyorsun. Sen bunu insanlara deli etmek için mi söylüyorsun? Yani bunu normal bir adama söyle delirtirsin ya. Zaten insanlar Bakara'yı baştan sona okudukları zaman 10 ayeti okumuş oluyorlar. Komple okunduğu zaman geçersiz mi oluyor? Geçersiz oluyorsa sen bu formülü nereden buldun da baştan 4, sondan 3, ortadan 4 alıyorsun da nasıl bir formül buluyorsun? Kur'an'a bu makasları hangi yetkiyle koyuyorsun? Hangi yetkiyle Bakara'yı makaslıyorsun? Sondan 3 ayeti makasladın. Baştan 4 ayeti makasladın. Ortadan 3 ayeti makasladın. Aldın puzzle'ın parçalarını, Lego'nun parçalarını aldın, birleştirdin. Yeni bir kombinasyon ürettin. Bu da şeytandan kurtulma formülü. Sadece şeytandan kurtulma formülü de değil. Deliye oku akıllanır, öyle mi? Eğer bu akıllının işi ise deliler bizden akıllı. Bu hadis-i şerifin kaynakları sayfa 39, 40, bu 40'ta. İmam Darimi, Kütüb-i Tis'a'dan en sahih 9 kitapta. Darimi de var, Taberani de var, Heysemi de var, Suyuti de var. Anladın? Anladın. Hadis-i kerime, efendim, dikkat şimdi bir daha. İmam Şafii radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, her kim Bakara suresinden 10 ayeti bir gece içinde okursa, özellikle gece, bu özel, okursa sadece gece olur. Lem yedhul derget ve şeytan tilkelle hatta asfa. Sabaha kadar okunduğu eve de şeytan giremez. Odaya değil, senin işine değil, kan damarına değil. Okunduğu eve de şeytan giremez. Allah Allah. Şeytan girmediği ev ne olur? Huzur abidesi olur. Feyiz yağar evde. Öbür türlü şeytanın girdiği evde o ona dalar, bu buna dalar, çoluk çocuk birbirine girer. Herkes birbirine uğraşıyor. Neden? Şeytan cirit atıyor evde. Onun için Şafii radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Bunun da kaynağı Darimi. Bu kaynakta eve de şeytan giremez. Bu kaynakta Darimi'de, Taberani'de, Esemi'de zikrediyor. Ayet-i Kerime'nin okunuşu sayfa 41. Ezkar 2. cilt sayfa 41. 42'ye de geçiyor. 10 ayet bir arada okumak isteyenler için Allah Teala hepimize her gün gece okumayı nasip eylesin. En azından her gece okumaya muvaffak eylesin. Allah geceyi bizi istirahat için verdi. Zaten geceliğin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Gece kalkar ibadetinizi edersiniz. Geceliğin kalkar namazınızı kılarsınız. Geceliğin kalkar ibadetinizi edersiniz. Sizi imtihana tabi tutacak herhangi bir fitne geceliğin zaten kolay kolay sizi bulmayacaktır. Ama yok. Hayır, ben buna inanıyorum. Ben bu 10 ayeti okurum. Geceliğin şeytan bizim eve gelmez diyorsanız o başka bir şey. İnanmak tabii ki sizin elinizde. Selam ve dua ile.